Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bu dersimizde bir kaydın güncellenme olayının nasıl yapıldığını göstereceğim. Son olarak ne yapmıştık? Bir tane şarkıcı güncelle diye bir buton ve bunun FXML metodunu yazdık. Uygulamamız bir açılsın. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi ben mesela burada Sezen Aksu öğesini güncellemek istiyorum. Bu butona tıklanıldığında bu işlem yapılacak. Öncelikli olarak ne yapmam lazım? Tıklanılan, hani normal yolda, normal bir yönde tıkladıktan sonra şarkıyı güncelle bir diyalog penceresi falan açmamız lazım ama bununla vakit harcamayalım. Statik olarak bunu güncelleyelim. Ama ne yapmamız lazım önce? Şarkıcı seçilen şarkıcı diye bunu bir elimize almamız lazım. Tablo nokta get selection model get items. Bakın şimdi. Şurada nasıl yapmıştık? Get selected item demiştik, değil mi? Burada artık seçtiğimiz kişinin önemi yok. Direkt olarak item alacağım. Get item diyorum. Şarkı, pardon, tablo nokta get item diyeceğiz. Selection yapmıyoruz. Nokta get deyip uygulamamda birinci sırada kim varsa, Sezen Aksu, onun bilgisini alacağım. 0 yazmam lazım. Daha sonra bir hata aldık. Alt enter'a tıkladık. Casting işlemini yaptık. Daha sonra güncelleme işlemini yapmamız için data source'ta bununla ilgili bir metodun olması lazım. Şu an için öyle bir metot yok. Gelelim bunu oluşturmaya. Yine aslında yukarıdakilerden çok da farklı bir işlem yapmıyoruz. Public diyelim. Ve burada boolean bir değer kullanalım. Neden? Hani güncelleme yapılıp yapılmadığı bilgisini dönmek için şarkıcı adı güncelle diye bir metodum olsun. Buraya integer id, hangi şarkıcının adı güncellenecekse onun id'si ve de yeni adı string yeni ad diyelim. Öncelikle sorgumuzu yazacağız. String sorgu eşittir dedim. Update. Daha sonra tablomuzun adı gelecek. Tablo şarkıcı artı, nasıl yapıyorduk? Set diyorduk. Sonra hangi sütun değişecekse onun adını yazıyoruz. Sütun şarkıcı adı artı diyorum. Burada bir yine prepared statement kullanacağız. Where update ve delete'lerde şart koşmayı unutmuyoruz. Aksi takdirde ne oluyordu? Tablomda bulunan bütün kayıtlar bu güncellemeye maruz kalabilir. Ver dedikten sonra da ne diyeceğiz? Sütun şarkıcı ID, şarkıcı ID'nin eşit olduğu nereye eşittir diyelim, soru işareti. Şöyle. Sorgumuz bu. Daha sonra ne yapmamız lazım? Buradaki bu sorguyu çalıştırmak için bir prepare statement hazırlamamız lazım. Onu da yine try'in içine yazalım. Try with resources kullanalım yine. Try prepare statement dedik. Bağlantı nokta prepare statement ve sorgumuzu buraya gönderelim. Buna hemen catch'ini de yazalım. SQL exception alabiliriz. E.printStake. Öncelikle ne yapmam lazım? Şurada soru işaretlerinin yerine gelecek olan ifadeleri belirtmem lazım. Statement nokta set string diyorum. Çünkü şarkıcı adımız string diğer. Birinci soru işaretine neyi getir? Parametre olarak gelen yeni adı koy. Aynı şekilde statement nokta set string diyoruz. İkinci soru işaretine ise parametre olarak gelen, yani şuradaki id ve yeni adları statement'ımıza yerleştirdik. Set integer olacak. Bunu da yaptık. Daha sonra ne yapmamız lazım? Statement nokta execute update diye bir metodum vardı. Bu metot geriye bir integer değer döndürüyordu. Neydi bu değer? Kaç tane kaydın etkilendiği. Sonuç diyelim. Eşittir dedim. Ve return diyorum. Return sonuç
eşit eşit 1 ise. Yani şimdi sonuç eğer 1'e eşitse nedir? Sonuç 1'e eşitse true dönecektir. Yani güncelleme yapılmıştır. Sonuç 0 veya 1'den farklı bir sayıysa, zaten bunun açıklamasına bakarsanız ne diyor? Ya 1 döner diyor ya da 2 döner. Hiçbir şey döndürmeyenler için 0 değerini dönüyormuş. 1 değerini döndürürse doğrudur. Şurada da eğer bir hata alırsak da return false diyelim. Evet, sorgumuz hazır. İşlem yapacak sorgu. Şimdi geldik controller'a. Bu controller'da bunu kullanacağız. Yine bir background process'te yapacağız bunu. O yüzden yine task sınıfımızı kullanıyoruz. Bakın, ilk yaptığımız örnekte bütün şarkıcıları getirirken bunu ayrı bir sınıf olarak ele almıştık. Class tüm şarkıcıları task sınıfından extend etmiştik. Burada ise inner class şeklinde kullanıyorum. Şimdi nasıl ki burada task'larım benim bir observable list döndürüyorsa, buradaki çalışacak olan metot ne döndürüyor? Boolean bir değer döndürüyor. O yüzden buraya Boolean'ın wrapper sınıfı olan Boolean sınıfına yazıyorum. Daha sonra task 3 diyelim buna da. New task dedik. Call metodu çalışacak. Bakın gördüğünüz gibi geriye Boolean bir değer döndürüyor. Ne yazacağım buraya? Data source nokta get instance nokta şarkıcı adı güncelle. Şimdi ben buraya direkt olarak şurada aldığım seçilen şarkıcının get şarkıcı id dedim. İsmine de yeni isim diyelim. Hani güncellemişiz sanki. Normalde dediğim gibi bunu bir diyalog penceresinden almamız lazımdı. Onunla uğraşmamak adına direkt olarak atamayı yaptık. Şimdi bu task'ım nerede bitiyor? Burada bitiyor. Ne yapmamız lazım aslında? New thread deyip bunu başlatmamız lazım. Task 3 nokta start diyerek. Eğer buradaki bu task 3 neydi? Metodumuz seton succeed. Başarılı olursa, burada açık açık yazayım, hani kafamız karışmasın, event handler diyelim. Normalde bunu nasıl yapıyorduk? Task 3 nokta set on succeed lambda expression'la şöyle. Daha sonra metodun içine gelecekler. Bakın buradaki parametre, buradaki metoda gelen parametre. Daha sonra da yazdığım ifade ne oluyordu aslında? Şu metodun içindeki ifade oluyor. Lambda expression böyleydi. Onu kullanmayalım. Şimdi burada bunu açık açık yazalım, hani eski usul anonim inner class şeklinde. Ne yapacağım? Şurada bir kontrol yapalım. Eğer diyelim task 3 nokta value property nokta get, yani bunun içinde herhangi bir veri var ise, bir şeyler alabiliyorsam ne yapmam lazım? Şarkıcı, şurada seçilen şarkıcı dedik ya, seçilen şarkıcı nokta set isim deyip bu yeni ismi buna vermem lazım. Yeni isim şeklinde. Ve de bu işlemi yaptıktan sonra da tablo nokta refresh diyerek de bu güncellenen yeni kaydın tabloda da güncellenmesini sağlamam lazım. Yani şurada yaptığım işlem veri tabanında güncelleme yapar iken, burada yaptığım ise nedir? Direkt olarak şarkıcıya yeni ismi atamak. Şimdi bir çalıştıralım. Uygulama açıldı. Şimdi buna bastığımda dediğim gibi hangi şarkıcıyı seçtiğimin önemi yok. Direkt olarak ilk sıradakinin değişmesi lazım. Güncelle dedim. Gördüğünüz gibi yeni isim buraya atandı. Tekrar diyorum. Sıfırıncı elemanda olduğu için buraya hani diğerleri değişmedi. Peki uygulamayı kapatalım. Tekrardan açalım bakalım. Sezen Aksu yerine biz hala yeni ismi görecek miyiz? Yeni isim, hani isim sıralaması yaptığı için
Biz ne yaptık çünkü burada? Şimdi ben burada tekrar şarkıcıyı güncelle deyince yine ne yapacak? İlk sıra yani sıfırıncı indeksteki Teoman değerinde yine yeni isimiyle değiştirecek. Onu yapmayalım. Şimdi buradaki yeni ismi tekrardan ne yapalım? Get 1 diyelim bu sefer. Sezen Aksu ile değiştirelim. Sezen Aksu. Sezen Aksu diyelim. Çalıştırıyorum. Şimdi indeksi yani get 1 dediğimizde bu gelecek. Güncelle dediğimde gördüğünüz gibi otomatik bir şekilde güncellemeyi yaptı. Evet, bu olay da böyleydi. Update gibi update işlemi gibi delete, ne bileyim create gibi işlemleri de yine bu şekilde yapabiliriz. Gelin şimdi hani aslında konuyu burada bitirmiş oldum. Şöyle bir üzerinden geçelim. Ne yapmamız lazım? Siz eğer bir database kullanmak istiyorsunuz bir Java FX projenizde, öncelikli olarak bir data source sınıfı oluşturmanız lazım. Ve gördüğünüz gibi model diye bir package verdik. Burası benim veri tabanı işlemlerimi ve burada kullanılan nesneleri sınıfları içeren package. Genellikle genel yaklaşım nedir? Bütün uygulamanın her yerinden tek bir data source nesnesine ulaşalım. Onun üzerinden veri tabanını açalım, kapatalım. Böylece çok daha tutarlı, çok daha performanslı bir yapı elde ederiz. Bunun için de Singleton kullanıyoruz. Singleton kullanmak ne demek? Başka kimse yani gelip de buraya, controller'a veya herhangi bir yere gelip de şunu diyemesin. Data source d eşittir new data source deyip daha sonra d nokta deyip buradan veri tabanı aç kapa yapmasın diye biz burada singleton kullanıyoruz. Çok basit aslında onu gerçekleştirmek. Kimse nesne üretmesin diye biz constructor'ını private tanımlıyoruz. Daha sonra da burada kendimiz bir ne üretiyoruz? Nerede yaptık onu? Şurada gördüğünüz gibi data source'tan sınıfın içinde bir composition örneği olarak bir nesne üretiyoruz ve de bu nesneyi ulaşmaları için diğer kişilerin bir public static metot tanımlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve statik olduğu için sınıf adından sonra direkt metodun adını yazarak ben buna ulaşabiliyorum. Buna ulaştığımda buradaki bana instance'ı veriyor. Yani nesneyi veriyor. Bir sınıfın nesnesine ulaştıysanız o sınıftaki bütün metotlara da artık ulaşabilirsiniz. Veri tabanını aç ve kapa olayları zaten hani normal yöntemden hiçbir farkı yok. Burada uygulamanın yapmak istediği sorguları içeren metotlar oluşturun. Daha sonra ilgili yerlere, buton tıklanmalarına veya uygulamanın ilk açıldığı gibi durumlarda bunları ele alın. Ve de şu an her ne kadar bizim veri tabanımız lokalimizde yani kendi bilgisayarımızda olsa, her ne kadar bizim veri tabanımızın boyutu, sorgularımızın sonuç geri dönüş süresi kısa bile olsa, genel olarak sorgularımızı ne yapmamız lazım? Main thread'de çalıştırmamamız lazım. Kullanıcı dostu uygulamalar yapmak için. Bunun için task sınıfını kullanıyoruz. İsterseniz bunu böyle ayrı bir sınıf olarak gerçekleştirebilirsiniz. İsterseniz böyle gördüğünüz gibi anonim inner class şeklinde de gerçekleştirebilirsiniz. Bunu yaparken bu sınıfı size ne veriyor? Bir tane call isimli bir metodu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ve bu call metodunun geri dönüşünü belli ediyoruz task sınıfımızı oluştururken. Yani sizin burada çalışacak olan metodunuz geriye ne değer döndürüyorsa buradaki task da onu döndürecek. Mesela ben geldim burada ne yaptım? Tüm şarkıcıları getir dedim, değil mi? Bununla ilgili benim data source'umda bir tane geriye ArrayList döndüren bir metodum mevcut. O zaman benim task sınıfımda farklı bir thread'de çalışıp bana bunu döndürecek. O yüzden bunu diyorum ki sen bana observable list döndüreceksin deyip bunu başlattım. Hadi burada farklı bir sınıf kullandık. Ona bakmayalım da şuna bakalım. Ne yaptık? İşte burada albüm verilerini içeren bir observable list döndürüyorsun.
Gördüğünüz gibi geri dönüşü de dediğimiz gibi FX Collection Observable Array List diyoruz. Bu ne yapıyordu aslında? Sıfırdan bir Observable List oluşturuyordu. Ben buna gidip de DataSource'daki metodu gönderdiğimde bu metodun geri dönüşü ne? Array List. Bu Array List'i buna parametre olarak gönderirsem buradaki Array List'i olan bütün veriler ne oluyor? Aslında yeni oluşturulan Observable List'in içinde de oluyor. Bu task sınıfının yapacağı işlem, yani aslında adı üstünde görev, hani senin görevin bana buradaki verileri içeren bir observable list döndürmen. Task için içinde ve de bu farklı bir thread'de, main thread'in dışında bir worker thread'de çalıştığı için ben worker thread'den ana thread üzerindeki elemanlara erişemiyordum. Yani gidip de bunu döndürmeden önce gidip buraya atıyorum progress bar'a set visible true yap diyemiyoruz arkadaşlar. Mesela bunu deneyelim. Şarkıcının albümleri getir de deniyoruz bunu. Kapattım bunu. Çalıştırdım tekrar. Teoman dedim. Albümler dedim. Geldi. Ama set visible true oldu mu? Olmadı. Buradan bunlara erişmek doğru değil. Worker thread'den buradaki gibi progress bar'a ne bileyim butonun tıklanmasına falan erişmiyoruz da bu gibi işlemler için task sınıfının bana vermiş olduğu metotlar var. Set on dediğimde gördüğünüz gibi on succeed, başarılı olursa vazgeçilirse çalışır durumdayken vesaire. Bunları kullanarak aslında kullanıcı bilgilendirmesini, yani o işlemle ilgili kullanıcı bilgilendirmelerini biz o metotlarda yapıyoruz. Daha sonra buradan aldığım sonuçları ben tabloma bind ettim, bağladım. Ve de tabii ki de unutmuyoruz bu task 2 ile. Yani aslında ki buradaki task, biz threadleri oluştururken ne yapıyorduk? Ya thread sınıfından extend ediyorduk ya da runnable interface'ini kullanıyorduk. Onun JavaFX'deki karşılığı diyebiliriz. Oluşturduğum nesnemi buraya gönderdim ve start dedim. Ne oluyor artık? Burada istediğim işlem, yani aslında şurası farklı bir thread'de main thread'i kastırmadan çalışıyor. İsterseniz sizin buradaki sorgunuz 9 saniye sürsün. Şarkıcının albümleri getir. Ne olacaktır aslında? Ben main thread üzerindeki diğer butonlara vesaire tıklayabileceğim. Deneyelim. Mesela veriler geldi. Tıkladım. 9 saniye bu burada dönerken bile gördüğünüz gibi buradaki butonlarım hala kullanılabilir halde. Eğer ben bunu main thread üzerinde yapsaydım ne olacaktı? Uygulama kilitlenecekti. Yine bir saniye düşürelim. Bunları da böyle yapıyoruz. Onun dışında şurada tabii güncelleme işleminde ne yapmamız lazım? Sürekli olarak database'imizde bizim listedeki elemanlarımızı birbiriyle senkron tutmamız lazım. Yani database'de bir güncelleme yaptıp listede yapmıyorsanız, listede yapıp database'de yapmıyorsanız ne olacaktır? Veri bütünlüğü bozulacaktır. O yüzden ilk olarak hani yapılması gereken nedir? Önce database'i güncellemek. Database çünkü güncellenmezse buranın çok da önemi yok. Kapatıp açtığımızda sonuçta ne olacaktır? Database'deki veriler geldiği için. Önce database'i güncelleyelim. Buradaki işlem eğer başarılı biterse ondan sonra gidip kullanıcının gördüğü tabloyu refresh ederek şuraya atadığım değerin birebir aynısını buraya da yazalım. Dediğim gibi bu güncelleme işlemini aslında bir dialog pane'den kullanıcıdan istemek lazımdı. Kullanıcının girdiği yeni değeri bir değişken olarak hem buraya hem de buraya atarsak birebir olarak aynı sonucu elde edeceğiz. İşleri hızlandırmak adına direkt olarak elle yaptım. Onun dışında hani bundan sonrası artık database'den çıkar FX projesine, JavaFX projesine dönüşür. Zaten ilerleyen section'larda her öğrendiğimiz her şeyi içeren büyük bir proje örneği yapacağız. Ama şu an için eminim database ile ilgili de pek çok kavramı ve yapıyı öğrendiniz. JavaFX'de de küçük bir bir uygulama yapacak duruma geldiniz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.